Ben de size hoş geldi diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Zaten hep bir zamandır Sincik'e uğramıyorsunuz. Aynen. İyi ki bugün tesadüf uğramış oldunuz. Geçerken tekrar hoş geldi diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bizim şu an dağıttığımız demir çadırları bütün Sincik'in arıcılarına Sayın Adıyaman Valimiz gönderdi. Ben de bugün bütün Sincik'in arıcıların hepsine dağıttım bir kısmı. Zaten yeterli kadar yetmedi. Bir 150 çadır demiri göndermişti. Bunların içinde eksikleri çıktı. Diğerlerini de tamamıyla arıcı arkadaşlarımıza dağıttık. Sayın Valimize üstteki çadırları da ileride projelendirip onları da gönderecek inşallah. Onu da arıcı arkadaşlarımıza dağıtacağız. Ben burada bütün arıcılarımızın arkadaşlarımız adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah böyle giderse bizim Sincik arıcılık tamamen yükselecek günü gününe. Çünkü devamlı devletimizin desteği de oluyor. İnşallah Sayın Valimiz bize kuvan sözü, 2000 kuvan sözü verdi. Özel idarede bu projemiz geçti. Şu anda proje yapılıyor, kuvanlar yapılıyor. Ben de Sayın Valimizin bize verdiği, bunu da geldim bugün de bütün Sincik arıcılarına müjdeyi verdim. İşte Sayın Valimiz bize özel idareden 2000 kuvan Sincik arıcılarına verdiğini söyledim kendilerine. Ben bütün arıcılar adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün yetkili işte il meclis başkanımız, meclis başkanımız, encümenlerimiz, ilçe kaymakamımız, ilçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, değerli Adıyaman milletvekillerimiz hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sincik'e arıcılarına verdikleri destekten dolayı yani şu anda kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün diye hangi kapıya giderse desteklerini esirgemiyorlar. Şu an Sincik arıcılığı hak ettiği bu yeri bulmaya gidiyor. Çünkü Sincik balı Türkiye birincisi olan bir bal. Biz talih gönderdik. Talih sonuçları Sincik balı birinci oldu. Sincik Geven balı marka almıştık. Markalaştı. Şu anda coğrafi işareti başvurduk. Devam ediyor. İnşallah coğrafi işareti de alırız. İleride de bizim şu anda Sincik genelinde Adıyaman genelinin 1/3 arıcılığı Sincik'te. Zaten diğer arıcılar normal yaylamıza gelmedikleri zaman biz hep Sincik yaylasına geliyorlar. Onun için ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah destekleri böyle sürer. Ben de bu müjdeyi devamlı bu şekil gördüm karabalığı da. Arıcı arkadaşlarımız hepsi geldi. Bugün dağıttık. İnşallah çadır da gelir bu şekil dağıtırım. Kuvanlar da gelir bu şekil dağıtırım. Tekrar size de teşekkür ediyorum. Başkanım bakıyorum arıcılık Sincik'te bayağı gelişti ve bunun özünü de son zamanlarda siz başlattınız. Gerçekten bir çalışma yapıyorsunuz. Büyük bir hizmet yapıyorsunuz Sincik'e ve arıcılık sektöründe. Ne demek istersiniz? Yani bu başarınızın neye borçlusunuz? Sincik Arıcılar Başkanı olarak bir 12 yılı buluyor başkanlık yapıyorum. Maaş da almıyorum. Hiçbir şey de almıyorum. Ben sadece Sincik'e, Sincik arıcılarına işte faydam olsun. Ben gidiyorum. Her yıl İstanbul tanıtım, Adıyaman tanıtım günlerine de gittim. Geçen gün tanıtıma gittim. Orada bir 100-150 kilo bal, süzme bal, şerbet yapıp 4 gün sürekli 3-4 kişiyle dağıtıyordum. Gelen bakanlarımıza da ikram ettim. Gelen misafirlerin hepsine ikram ettim. Sincik'in balını orada tanıtmaya her yıl çalışıyorum. İnşallah bundan sonra ömür olursa devamlı gider. Böyle tanıtmaya devam ederim. Bu da sizin gibi medyanın aracılığıyla inşallah Sincik balı hak ettiği yeri bulur. Şu anda mesela diyelim bizim Adıyaman birliğimiz, Adıyaman Arıcılar Birliğimiz de var. Adıyaman Arıcılar Birliğimizle beraber koordinatör şekilde çalışıyoruz. Buradan bizim birlik başkanımıza da teşekkür ediyorum. O da gereken desteği bize veriyor. Sincik'in özelliği daha biliyor. Çünkü Sincik'in başka bizim gelirimiz yok. Sincik halkının geliri arıcılıktır. Çünkü Sincik'te tarım yok, zira ilaçlama yok. Sincik'te doğa organik bal üretimine geçmişiz. Şu anda bazı arkadaşlarım, ben de dahil, organik üretim yapıyoruz 2 yıldır.
İnşallah ileriki senelerde devletimizin desteği bu şekilde devam ederse biz Sincik'in genelin tamamı organik üretime geçeceğiz. İnşallah böyle giderse iyi olur inşallah. Oldu başkanım, emeğinize sağlık. Allah güç kuvvet versin. Başlarınızın devamını diliyorum. Eyvallah. Sağ olasınız, var olasınız. Sağ olun. Güç kuvvet her şey Allah'ın elinde. Allah'tan aşağı devletimiz de böyle bize destek verirse inşallah Sincik bana hak ettiği yeri bulur. Dışarıda çalışan Sincik halkı çoğu dönüş yaptı, arıcılığa başladı. Ben de onunla bir gurur duyuyorum. Bir faydam oldu. Gidiyorum, vali beyimize gidiyorum, milletvekillerimize gidiyorum. İlçe kaymakamımız olsun, belediye başkanımız, yetkililerin hepsine söylüyorum. Projeler yapıyoruz, GAP'a gönderiyoruz. Bir üç tane projemiz GAP'ta geçti. Biz bunu getirdik, %70 hibeli. Bütün arıcılara dağıttık. Tekrar bir proje vermişim GAP'ta. İnşallah o da geçer. Onu da ilkbaharda arıcılarımıza dağıtırız. Evet sevgili seyircilerimiz, şu anda sevgili Başkan Mahmut Öztürk Beyefendi Sincik Arıcılar Eğitim Kültür Derneği'nde güzel bir röportajını aldık ve Sincik halkına vermiş olduğu destekten dolayı kendine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun sevgili başkanım. Sağ olun, ben de teşekkür edeyim. Thank you.
seyircilerimiz, şu anda Adıyaman Sincik Düdan köyündeyiz. Tabii Düdan'a gelişimizin sebebi nedir? Sürekli insanlara değer veren, memleketine değer veren, memleket aşkıyla yanan sevgili Hessait Aybak Başkanımızın yanındayız. Bugün bir hayra vesile oldu. Mevlüt verdi köyde. Tüm sevenleri, eş, dost, akraba, Türkiye'nin çok yerinden insanlar geldi. Ve şu anda Sayın Başkanımızın mevlidi bitti. Sayın Başkanımızla bir görüşme talebinde bulunduk. Sevgili Başkanım, çok güzel bir hayra vesile oldunuz. Güzel bir mevlüt programı oldu. Gelin eş, dost, herkes mevlide katıldı. Görüşlerinizi alalım Başkanım. Evet, teşekkür ediyorum. Başta sizler olmak üzere. Ta Urfa'dan buralara kadar geldiniz. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Bizler bu tür organizasyonları senin bir 3-5 ayında yapıyoruz. Bundan için yapıyoruz. Amaç buradaki insanlarımızla, buradaki sevdiklerimizle, buradaki köylülerimizle bir araya gelmek. Hatta buranın dışındaki insanlarımıza da zaten SMS aracılığıyla bir şekilde ulaşıyoruz. Gelip hasbihal ediyoruz. Yani biz yemek organizasyonu yapıyoruz ama amaç dediğim gibi bir araya gelmek, hasbihal etmek, birbirimizi görmek, gördüğümüz yaşlarımıza anmak, gidenlerimizi anmak, gördüğümüz yaşlarımıza saygımızı tekrar belirtmek. Bu gibi organizasyonlar yapıyoruz. Sağ olun, siz de her fırsatta geliyorsunuz. Bizim organizasyonlarımızda oluyorsunuz. Bizler biliyorsunuz şu anda bu köydeyiz ama bu köyde yaşamıyoruz. Arada bir geliyoruz. Baba ocağı. Aynen, baba ocağı diyelim, ana ocağı diyelim. Geliyoruz. Geldiğimiz zaman da bütün köy ya da çevre köyleri tek tek dolaşıp işte insanlarımızı görüp hasbihal etmek uzunca bir zaman alır. Belki 2-3 haftanı alır ama bu gibi organizasyonları yaptığımız zaman herkesi burada görme şansımız oluyor. İyi oluyor aslında. Belki günlerdir, aylardır, işte yıllardır birbirini görmeyenler bizim vesilemizle de bir araya gelip bir hasbihal ediyorlar. Dediğim gibi senin 3-5 ayında bu gibi organizasyonları yapıyoruz. Başkanım, sadece bundan değil, yani Allah bereketini artırsın. Tabi Allah-u Teala mal mülk verdiği zaman onun da hayır vesilesiyle Allah'ın yolunda vermek de güzel bir hizmettir. Bakıyoruz çevremizde sürksüz diyorlar işte Sayın Başkan hayırsever, her türlü derneklere olsun, fakirlere olsun çok güzel hizmetleriniz var, yardımlarınız oluyor. Ve memleket Adıyaman'a da çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Gerçekten de çok büyük bir yani Allah'ın sana vermiş olduğu mal mülkü de Allah yolunda da veriyorsunuz. Buna da tebrik ediyoruz yani, gerçekten büyük bir başarı sizin için. Teşekkür ederim Reşat abi. Çünkü buralar doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler. Bir ahde vefa da olsa bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman, yardıma ihtiyacı olan bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman ister istemez yardım ediyoruz. Kendimizde bir görev biliyoruz. Ya da buna benzer işte sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu köyümüzün içinde olur ya da çevre köylerde olur. Bu gibi ihtiyaç sahiplerinin elimizden tabii ki geldiğince yanında olmaya çalışıyoruz. Kendimizi bir görev olarak biliyoruz. Elimizden geldiğince, o da dediğim gibi belki herkese, herkesime ulaşamıyoruz ama mümkün olduğunca bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah hayrını kabul etsin başkanım. Allah bereketini de koysun. İnşallah daha da bereket, zaten Allah yoluna verdikçe Allah-u Teala da bereketini koyuyor. Onun da şimdi bir öteki şeyiniz, Adıyaman Spor Kulübü'nün, futbol kulübünün başkanısınız. Şu anda Adıyaman Spor ilk başta iyi gitmedi. Bazı eleştiriler de oldu ama şimdi Allah'a çok şükür çok güzel gidiyor. İnşallah daha da iyi gidecek. Takım oturduğu yerine. Bu konuda bir bilginizi alalım başkanım. Evet. Reşat abi, biliyorsunuz Adıyaman Futbol Kulübü başında 4. senemiz. 1, 2, 3, 4. Evet, amatörden aldık. Evet. Amatörden aldığımız gibi Allah'a şükür 3. lige çıkardık. 3. ligden de hemen ertesine 2. lige çıkardık. Bir geçen sene lig atlatamadık. Geçen sene kendi yerimizde kaldık. Bu sene yine hedefimiz inşallah
bir üstlük aynı birincilik, ondan sonra inşallah Süper Lig. Biz bu takımı devralırken de söyledik, bu şekil hedeflerimiz var diye. Bunun çabasını veriyoruz. Netice itibariyle futbol biliyorsun her kesimin benimsediği bir mecra, bir oyun. Biz burada kendi sorumluluklarımızı yine yerine getiriyoruz. Bir ili temsil ediyoruz, bir mecrayı temsil ediyoruz, bir büyük bir kitleyi temsil ediyoruz. Buradaki başarımız inşallah neticesinde az önce sizin dediğiniz gibi birincilik olur, arkasından da süperlik olur. Bu şekilde yapımızı kurduk. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk başlarda belki fazla iyi gitmedik ama Allah'a şükür sonlardan iyi oynuyoruz. Belki bir 2-3 maçımız yine iyi oynamamıza rağmen puanlara yansımadı ama son maçlarda yine puanlara da yansıyor. Ne iyi neticeler alıyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan Adıyaman Futbol Kulübümüz olur. Bir üst lige çıkan Adıyaman Futbol Kulübümüz olur. Adıyaman insanlarımız hak ediyor. İnşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz bizler. Biz istiyoruz Adıyaman, dediniz ya, birincilikte Süper Lig'e de çıkmasını istiyoruz. Ama daha önce ben gerçekleri konuşuyorum. Daha önceki Adıyaman'a gelen başkanlar olsun, yöneticiler olsun sürekli Adıyaman Spor dediği zaman yemeğe geliyorlardı. Ben bunu fark ettim ki siz yemeğe değil de kendi cebinizde, kendi çoluk çocuğun rızkında Adıyaman için, Adıyaman Spor'a harcama yapıyorsunuz. Ve bu bazı kesimlere ters geliyor. Ve şu anda da bazı sosyal medyada olsun, bazı şeylerde olsun sürekli sizi eleştiriyorlar. Ama benim gördüğüm halkın yanında da bunlar para etmeyecek ve bu insanlar sonunda ter köşe olacak inşallah. Siz inşallah en güzel yere gelirsiniz. Ben inşallah. Reşat abi dediğiniz gibi yani biz bunu amatör ligden alırken evet, bu takımı amatör ligden şu ana kadar hiç kimsenin yani zerre kadar bir katkısı olmadı. Tamamen kendi öz bütçemizle bu seviyelere getirdik. Ama hedefimiz daha güzel yerlere getirmek. Şehir her ne kadar futbolla bir iç içe ise de yani işe maddi olarak futbolu destekleme konusuna gelince maalesef herkes mesafeli duruyor. Evet. Ama bugüne kadar kendi bütçemizden 30-40 milyon para harcayarak bu seviyelere getirdik. İnşallah bundan sonra da daha güzel yerlere getirmek için planlama yaptık. Evet. Altyapıyı kurduk. İlk kez belki de Adıyaman tarihinde bir altyapı kurduk. 3 kategoride olmak üzere. 15 yaş, 17 yaş, 19 yaş olmak üzere 3 kategoride biz altyapımızı kurduk. İnşallah bu gençler de burada yetiştirerek yine kendi A takımımıza çıkarak buradan da belki farklı takımlara giderek hem Adıyaman'ımızı temsil ederler hem de Adıyaman'ımızdan böyle kaliteli futbolcuların çıktığını hep beraber inşallah şahit oluruz, olacağız inşallah. Dediğim gibi bu tamamen planlamayla alakalı. Daha yeni yeni bu tarz planlamaların içerisine girdik ki kalıcı bir yerimiz olsun. Yani bir 3-5 sene başkanlık yapıp gitmektense burada uzun yıllar, uzun planlamayla uzun yıllar ve başarıya gidecek şekilde hedefe gitmek. Bununla ilgili altyapımızı kurduk. Dediğim gibi inşallah güzel yerlere geleceğiz hep beraber. Zaten şu anda sen, başkanım, altyapı dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu anda mesela Adıyaman'da gençlerimiz spora heveslendiği zaman ve babalar çocuklarını spora alıştırdığı zaman, altyapında çocuklarını gönderdiği zaman, çocuklar sporla ilgilendiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar kötü alışkanlıklarından arınıyor ve memleket daha güzel gençler yetiştiriyor. Memleket spor demek, dostluk demek, güzellik demektir, sağlık demektir. Eğer bu altyapıyı da Adıyaman'dan geliştirirseniz gerçekten de Adıyaman'ın gençleri için de çok hayırlı bir işe sebep olursunuz. Yani bu futbol dediğiniz gibi çok yönlü bakmak gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi belki çocuk okulda ciddi bir başarı elde edemiyor ama teknik olarak, fiziki olarak futbol oynamaya müsait ya da futbolda ilerlemeye müsaittir. Bu konularda biz gençlerimize yardımcı oluyoruz. Özellikle bizim İl Milli Eğitim Müdürümüz, yeni bir tane Milli Eğitim Müdürümüz buraya atandı. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık. Onların kendine ait bir spor lisesi var. Bu spor lisesinde de
bünyemize katmak üzere bir tane iki tane takım kurdular. O da altyapımız mahiyetinde. İnşallah gerek oradan gerek bizim kurduğumuz altyapılarla sizin dediğiniz gibi hem gençlerin gelişimine katkı sunuyoruz hem gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arınıp işte kendince işte bir kariyer oluşturma, aynı sağlık konusunda sağlıklı gelişime ne katkı sunuyoruz. Bu gibi aslında bir sosyal sorumluluk da, sosyal aktivite de. İnşallah başarılı oluruz her alanda, gerek altyapı konusunda, gerek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan arındırma konusunda, gerek takımımızı her sene bir lig atlatarak daha güzel yerlere getirme konusunda mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. İnşallah layıkıyla yerine getiririz. Ben her zaman diyorum başkanım, sürekli size ruh hocam zaman sen en güzel yerlere getirirsin ve yavaş yavaş o durumlara gidiyoruz. Yani çünkü inanıyorum ben size gerçekten de değil yani buradasınız diye. Siz gönül vermişsiniz, aşkla yapıyorsunuz. Şimdi bir işi gönülle yaptığınız, aşkla yaptığınız zaman başaramayacağın, gidemeyeceğin yol yoktur. Çünkü sonuçta menzile varırsınız. İnşallah Adıyaman için, memleketimiz için, vatan için çok güzel şeyler, daha güzel şeyler başarırsınız. Buna eminim başkanım. İnşallah Allah razı olsun. Belki Reşat abi, medya olarak da belki her konuda en büyük destekçimiz sizler oluyorsunuz. Samimiyetimize inanıyorsunuz. Yaptığımız icraatlara inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Bu bizi ziyadesiyle ayrıca memnun ediyor. Çünkü sizin de az önce değindiğiniz bazı şeylerde çoğu kişi ya benimsemiyor. Yani yaptıklarımız da benimsemiyor, yapacaklarımız da benimsemiyor. Bunlar işte ön yargılı, peşin görüşlü insanlardır. Ama dediğim gibi yani 4 senede 2 tane lig atlatmışız. İnşallah bir geçen sene lig atlatamadık. Bu sene de atlatsak inşallah daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hele hele bu altyapıdan da gençlerimiz Adıyaman dışındaki takımlarımızı belki de Avrupa'daki takımlara gönderdiğimiz zaman orada Adıyaman'ın ismi daha güzel lanse ettirirler inşallah. İşte sevgili seyircilerimiz şu anda bizim demek istediğimiz bir başarı olduğu yerde sürekli çıkar peşinde olan, mefal peşinde olan insanlar o insanları başarısını engellemeye çalışıyorlar. Sosyal medyada olsun, sağda solda olsun engellemeye çalışıyorlar. Ama bunlar bir yere varamayacaklardır. Halk şu anda Sayın Başkanımızın yanında önemli olan halktır. Halk da gerçeğini görüyor. Ve Sayın Başkanım ben inanıyorum ki Adıyaman Sporu, Adıyaman Futbol Sporu gerçek şu anda ikinci ligde ama birinci lige de çıkartır. Bu sene olmazsa seneye inşallah çıkartır. Çünkü neden? Altyapı olduğu zaman altyapıdan yetişecek gençler o da bir sermiyendir, bir katkıdır memleketin altyapısı demek. Yarın çok güzel futbolcular da orada çıkar, çok güzel sporcular da çıkar. O sporcularla da Adıyaman sporumuz Türkiye'de isim yapacak bir yere gelir, ben bunu tahmin ediyorum ve başkanıma da inanıyorum ben. İnşallah Reşat abi, dediğim gibi yani bu son maçta dahi galibiyetle ayrıldık. Bu son maçımıza dahi Süper Lig ekiplerinden, birincilik ekiplerinden birkaç tane futbolcumuzu izlemeye gelmişlerdi. Yani demek ki artık bir gelecek görüyorlar futbol takımımızda. Bu bizi mutlu ediyor. Şu an güzel de oynuyoruz. Güzel sonuçlar da elde etmeye çalışıyoruz. Yarın akşam da bir kupa maçımız var inşallah Adana Demirspor'la. İnşallah oradan da bir tur atlasak. Kupadan da hiç yoktan bir 2-3 basamak atmış oluruz. Evet. Yani Adıyaman tarihinde hep ilkleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. 12 yıl aradan sonra ilk kez Adıyaman 2. lige çıkardık. Adıyaman tarihinde ilk kez 3. turu atladı gibi yani ilkleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini de veriyoruz. Ben size inanıyorum başkan. Sizin yüreğinize inanıyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa. Çok sağ olun. Evet, ayaklarınıza sağlık. Evet. Dediğim gibi ta Şanlıurfa'dan da olsa geldiniz, bizi burada tabii gördünüz. Çok sağ olun. Devamlı kendi kanalınız, medya olarak yanımızdasınız. Sizlere de çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. İşte köyümüz böyle. Köyümüze geldik. Dediğim gibi hasbihal. Ardından işte gidip maçımızı da seyredeceğiz. İnşallah oradan da bir tur atlar. İnşallah. Yolumuza devam ederiz. İnşallah. Ligde de inşallah şampiyon olur. Bir üst lige çıkarız. İnşallah. Şimdi geçen sene mesela ben sana örnek göstereyim. Söyleyeyim başkan. Şanlıurfa Spor ligden düşmeye oynuyordu. Aynen. Başım nerede? Şu anda lider. Dün liderdi. Bugün galiba Ahmet Spor
galibi geldi, o lider oldu. Ama demek istediğim, yani güveneceksin, inanacaksın. Ama şu var, sevgili Adıyaman yöneticileri, sevgili STK'lar, sevgili kurum başkanları, Sait Başkan'a yani demiyorum maddi, yeter ki biraz manevi destek olun, o yeterlidir. Çünkü şu anda Şanlıurfa'da herkes kenetlenmiş, Şanlıurfa Sporu için birlik olmuşlar. Biz de Adıyaman için birlik olalım, Adıyaman'ımızı birinci lige ve süper lige çıkaralım. Önemli olan insanlar değil, Adıyaman Spor'dur ve Adıyaman memleketimizdir, değil mi başkanım? Aynen. Önemli olan destek olmuyorsanız bari köstek olmayalım, bunu söylüyoruz. Yeter ki Adıyaman'ı ve başkanı rahat bırakın. Estağfurullah, aynen, yani dediğiniz gibi her şey maddi değil. Herkes kendi, gerek sizin az önce bahsettiğiniz işin bürokrasi kısmı, siyasi kısmı, işin taraftar kısmı, halk kısmı, yani herkes üstüne düşeni yaparsa gerçekten daha iyi bir şekilde lig atlatacağımıza inanıyorum. Sizin dediğiniz gibi, yani şu an belki geçen sene sizin de bahsettiğiniz gibi Şanlıurfa düşmemeye oynuyordu. Bu sene lider konumda. Yani biz de neden olmayalım? İnşallah, aynen. İnşallah bizler de o seriyi yakalarız. Dediğim gibi hak ettiğimiz şampiyonluğu yaşayıp bir üst lige çıkarız inşallah. Evet sevgili başkanımla çok güzel bir söyleşi oldu. Tabii söyleyecek çok şeyler var. Ama bunu lafla değil, icraatımızla yapacağız. Adıyaman Spor geleceğiyle, çıkacağı yerlerle herkese kanıtlayacak. Sevgili başkanımızın katkıları ve emeğiyle inşallah Adıyaman Spor çok güzel yerlere gelecek, inanıyorum ben. Evet başkanım. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. İnşallah spor olarak hak ettiğimiz başarıyı elde ederiz. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür bir borç biliyorum. Şu anda Dudan Köyü'ndeyiz. Dudan'ın güzel manzarası karşısında, arkamızda bu röportajı yaptık. Sevgiler, saygılar sunuyoruz.